Merhaba. Bugüne kadar yaptığım birçok konuşmada, birçok sohbette, verdiğim eğitim ve derslerde bazı kavramların iç içe geçtiğini gördüm. Bu kavramlar birbiriyle karışıyor ve birbiri yerine kullanılıyor. Bunlara açıklık getirmek için bu modülü hazırladım. Buyurun. Peki nedir bu karışan kavramlar? Bunlar sırasıyla fizibilite çalışması, iş modeli ve iş planı. Bunları daha iyi anlayabilmek için bir örnek üzerinde gitmekte yarar var. Bir arazi gördüğümüzü düşünelim. Arazinin yeri çok uygun, boyutları çok uygun. Burada birçok şey yapılabilir ve para kazanma imkanı da çok fazla var. Mesela bir alışveriş merkezi yapabiliriz. Veya bir iş merkezi. Ancak arazi kentten oldukça uzakta. Buraya insanları getirmek zor olabilir. Bu nedenle bu ikisini de düşünmeyip buraya evler yapmayı tercih edebiliriz. Arazinin kente olan uzaklığı uygun. Oldukça da şehir dışında. İnsanlar burada keyifle oturabilirler ve buraya yapacağımız evleri rahatlıkla satabiliriz. Buraya kadar hoşumuza giden bir konuyu hayal ettik. Ama hayallerimizin sonunda bir yere doğru da geldik. Yapılabilecek bir iş olabildiğini düşünmeye başladık. Peki bundan sonra ne olacak? Evet, iş hayallerimizi artık iş fikrine çevirmeye başlayabiliriz. Bunun için de yapmamız gereken bazı şeyler var. Öncelikle bu arazinin fiyatı nedir? Bu fiyat uygun mudur? Bu fiyatı aldığımız zaman araziyi, buraya yapacağımız evleri satma imkanımız olacak mı? Evet, arazinin durumu nedir? Bir de ona bakmamız lazım. İmar durumu çok önemli. İmar durumu buraya ev yapmamıza izin veriyor mu? Buraya ev yapmamıza izin yoksa zaten iş fikrimiz artık işe yaramaz bir hale gelmiş demektir. Ayrıca bundan sonra bakmamız gereken bir şey daha var. Arazinin yapısı nasıl? Altyapısı. Bataklık mı? Yoksa kayalık mı? Her iki şartta da burada maliyetler çok yüksek olabilir ve buraya yapacağımız evleri satmak imkanını zorlaşabilir. İşte buna fizibilite çalışması diyoruz. Fizibilite çalışması yapılabilirlik analizidir. Bu iş yapılabilir mi? Fizibilite çalışması aşamasında ortaya çıkar. Hangi anlamda yapılabilir mi? Teknolojik anlamda ve finansal anlamda. Buraya kadar yaptığımız çalışmalar bu her ikisi için de geçerli bir sonuç verdi bize. Teknolojik ve finansal yapılabilirliği gördükten sonra buraya nasıl bir ev yapmak istediğimizi düşünmeye başlıyoruz. Buraya yapacağımız evin bir tasarımı olmalı, bir dizaynı olmalı. Buna karar vermek için de ya kendimiz yapabiliyorsak kendimiz yapıyoruz veya bir mimarla anlaşıyoruz, mimarlar grubunla anlaşıyoruz ve çeşitli alternatifler ortaya çıkarak tasarım konusunda bir karar veriyoruz. Buna da iş modeli diyoruz. İş modeli nedir? İş modeli bir şirketin değeri nasıl yaratıp nasıl dağıttığını ve finansal sürekliliğini nasıl kazandığını tanımlayan mantık modelidir. Burada değerden kastimiz sattığımız mal, sattığımız ürün, sattığımız hizmet. Ancak bunlar aslında müşterilerin bir sorununu çözdüğü ve müşteriler bu sorun çözümüne bir ödeme yaptıkları için bunu değer olarak ifade ediyoruz. Bu tanımlama işin nasıl para kazanmayı amaçladığını gösteren ve işin dört ana öğesi olan müşteri, öneri, altyapı ve finansal sürekliliği kapsayan 9 temel yapı taşından oluşturur. Ve Alexander Osterwalder tarafından geliştirilmiştir. Bunu görsel olarak görmek için de şöyle bir grafik üzerinden geçebiliriz. Değer önerisi sattığımız mal, ürün, hizmet. Hangi soruna çözüm getiriyor? Buna iyice bakmamız lazım. Müşteri konusunda da müşteri segmentlerini, yani satış yaptığımız veya hedeflediğimiz müşteri kitleleri hangileridir? Onları çok iyi çalışmak. Müşteriyle ilişkileri nasıl kurduğumuzu anlamak, hangi kanallarla onlara ulaştığımızı görmek lazım. Temel ortaklıklarımız
nelerdir? Temel faaliyetlerimiz nelerdir? Temel kaynaklarımız nelerdir? Bunlar da altyapı grubunun altındaki parçalar. Ve finansal süreklilik doğal olarak maliyet yapısı ve gelir akışından oluşuyor. 9 temel yapı taşını görsel olarak ortaya koyuyoruz. İş modeli rakamsal kavramları içermez. Ağırlıklı olarak görseldir. Her şeyi çok daha iyi görebilmek için Osterwalder'in iş modeli tuvalini kullanıyoruz. Bu tuval üzerinde bütün kavramları yerli yerine oturtarak modelimizi, iş modelimizi kurmaya başlıyoruz. Buraya kadar iş modelinin kuruluşuna geldik. Peki bundan sonra ne yapmamız lazım? Bundan sonra örneğimize dönersek, artık evleri bir proje haline getirmemiz gerekiyor. Bunu neden yapmak zorundayız? Bir, öncelikle her şeyin nerede olduğunun kesinleştirilmesi açısından çok önemli. Yemek odası nerede? Yatak odası nerede? Bunların ebatları nedir? Bunlar yapılırken hangi malzeme kullanacak? Aslında hayalimizdeki evi kendimize dahi anlatabilmek için artık bir projeye ihtiyacımız var. Sadece kendimize değil, tabii üçüncü şahısa da anlatmak için böyle bir projenin elimizde olması lazım. Buna da aslında iş planı diyoruz. İş planı nedir? İş planı şirketinizin geçmişini, gelecek için vizyonunuzu ve bu vizyondaki hedeflerinize varmak için uygulayacağınız planları anlatan çok önemli bir stratejik planlama dokümanı ve şirketinizin yol haritasıdır. Elinizde bir harita olmadan çıkacağınız bütün yolculuklar istemediğiniz şekilde sonuçlanabilir. Türkiye'de kurulan işletmelerin %24'ü 2 yıl içerisinde, %51'i 4 yıl içerisinde ve %63'ü 6 yıl içerisinde yok oluyor. 2010 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kurulan şirketlerin sayısı %14 artarken kapanan şirketlerin sayısı ise %24 artmış. Kapanma sebepleri genelde sermaye eksikliği, talep azlığı, maliyet yüksekliği, kötü yönetim ve ölüm, işten vazgeçme gibi diğer sebeplerden oluşuyor. İş planı, yani elinde bir yol haritası olmayan bir şirketin gidebileceği yol pek uzun değildir. Kapanma sebepleri olan sermaye eksikliği, talep azlığı, maliyet yüksekliği, kötü yönetim gibi tüm kavramlar iş planı ile daha önceden görülebilir. Bu nedenle iş planı en gerekli araçlarımızdan biridir. Bir iş kurma sürecini tekrar ele alıp özetlersek, öncelikle hayallerle başlıyoruz ve bu hayaller sonucunda bir iş fikrine varıyoruz. Bu fikrin yapılabilir olduğunu görmek için fizibilite çalışması yapıyoruz. Ardından iş modelimizi geliştiriyoruz ve son olarak da iş planını yapıyoruz. İş planı istediğimiz sonuçlara götürmüyorsa bizi tekrar iş modeli üzerinde çalışarak değişiklikler yapıp bu değişiklikler doğrultusunda yeniden bir iş planı hazırlayabiliriz. Bu modülde iş fikri, fizibilite çalışması, iş modeli ve iş planının ayrılıklarını, farklarını ve neler olduğunu gördük. Bundan sonraki modüllerde iş planı ile ilgili diğer konuları işleyeceğiz.